Abi ben de animasyon biliyorum. Attım da bir tanesi. <laughs> animasyon biliyorsan sana iş yaptıralım. Kızla ne işim olur benim ya? Şimdi umutlanma bunu dedim diye. Hala kızlardan hoşlanıyorum. Parantez içinde şaka. Klasik Emre şakaları. Hadi bakalım. Ee, o zaman bugün de Buli Lendik e chatimiz tarafından sevgili YouTube hoş geldin beğeni yorum takip bunların hepsine talibiz. Ee, hepsi bedavadır. Yapıştırın gelsin. Şimdi ne yapacağız? Burada 3 tane saf ömür kaynağından buraya e, 8 8 16 tane coal generator yapacağız. Hadi bakalım. Tabi bunu yapacağız diyorum da. şuradan. E, yanımda yeterince malzeme var mı ondan emin değilim. Önce ondan başlayayım yani. Üretiriz toplarız diye tahmin ediyorum. Eksik kaynakları falan da bir araya getiririz diye tahmin ediyorum. Altlarda demirler var buralarda Malzemeler var. Bir şekilde üretiriz. Ana beyze e dönmek istemiyorum. O yüzden buranın ameliyasyonu biraz uzun sürer. Söyleyeyim ben size. Şimdi öncelikle 6 tane şeyle başlıyoruz. Dipten örmeye başlayalım. Ee, production, Water Extractor. Şöyle en baştan başlayayım ki. Bunun neresi derin neresi değil ben bilemem ki. Kardeşim. Şöyle yapalım. Temiz düzgün olsun. Organizasyon düzenli gidelim bu sefer. Geçen sefer hoşuma gitmedi çünkü yaptığımız işlem. Hı, biraz daha sola alınabilirmiş. Şu, burada bir tane slug var. Burada daha derin sular var. Ben boylar üzgün. <gülüyor> <gülüyor> Emre değil de anime bey dersen daha iyi olur. Ama daha hoş geliyor. Senin kulağına hoş gelen şeyleri mi kulağına fısıldamamı istiyorsun yoksa? Anime bey. Hı? Beyefendi. Şimdi biz bu gezegeni sömürüyor muyuz? Amacım... Hayır. Sömürmek yok. Biz bu gezegene demokrasi getiriyoruz. Bu gezegen bizim sayemizde var olma çabası içerisinde bu lanet olasıca pislik hayvanlardan ve yeşilliklerden kurtuluyor. Bütün yüzeyini foundationlarla, zeminlerle kaplıyoruz. Böylece alttaki o topraktan gelen iğrenç, kımıl kımıl şeylerden kurtuluyoruz. Zaten e bunu yapmak için elektrik lazım, enerji lazım falan filan. Bunları da çözüyoruz yavaş yavaş. Şimdi ne kadar yaklaşabiliyorum... Şu kadar yaklaşıyorum ya güzel. Yalnız orada taş var. Duramadık. Tutturamadım. Bomba yapmayı bilmiyorum ki ben şimdi. Ay sapık var. Bunun yayını SGK'ya şikayet edeceğim. Beyaz masaya şikayet edersen daha iyi olur. Abi çıkarsana saçını öpem. Şapkanı çıkarsana saçını öpem. Dur bir saniye dur. Bu hızlı yazıyorsunuz. Ee, abi şapkanı çıkarsana al canım öp. Planet Crafter gibi yaşanabilir hale mi götürüyoruz? Burası zaten yaşanabilir bir halde. Buraya teknoloji, demokrasi, halklar için özgürlük getiriyoruz. Ee, radikal kararlar. Evet. Mod silmedi. Mod mu sildi? Anime'nin yazdıklarını silmene gerek yok ya. Delayed by a moderator. Büyük mi yazdın? Yo. Orada sapık kelimesini kullandı ya. O kelime de anladığım kadarıyla şey tarafından beğenilmeyen bir kelime. Ee, kick tarafından beğenilmeyen bir kelime. Ben bunu buraya koyamıyorum ki bu çok kötü. Ne kadar uzağa koyabiliyorum? Ha. Hayırlısı. resmen ABD gibi evet evet tam anlamıyla ABD gibi demokrasi getiriyoruz. Şu an şey düşün. ABD'nin Irak'taki operasyonları gibi bir operasyon yapıyoruz. Bunlar önemli biliyorsun. Bunlar çok önemli. Çok umelli. Şimdi hocam buraya geçen seferki yaptığımız hatayı yapmamak için bunu koyduk. Tamam mı? Sonra bunu buraya koyduk. Sonra bunu buraya koyduk. Ne oldu? Elektrik ne oldu şimdi bunu buraya verdim. Bunu buraya verdim. Bu sefer bak atlamıyorum. Geçen sefer sorun yaşamıştık hatırlarsanız. Elektriği yanlış dizlik diye bütün beizin içinden geçmiştik. Evet, hiçbirinde elektrik yok tabii ki elektrik haliyle yok. Bu normal bir şey. Katlanılabilir bir şey. Hı, dur düşme. Şimdi bunların yüksekliklerinden dolayı bunların üstünde bir alana biraz sıkıntılı olacak ama şuradan sanırım Abi çok yakışıklısın keşke sen olsam. Saçmalıyorsun. diyorsun. Ee, acaba taciz mi desem yine siler mi? Silmedi. Sapık. E onu da silmedi. Neye göre? Neye göre siliyor la bu kick? Deminki mesajın niye silindi anlamadım ben. Mod sana gıcık. Belli bir Kini var evet. Yani bunun mod silmiyor bu arada. Otomatik olarak siliniyor. Neden silindiği ile ilgili hiçbir fikrim yok. Hangi kelimenin silindiğini buldum. Voce taruzu isso. Anladım abi. Şimdi buranın sıkıntısı şu olacak. Suyu yukarı göndermek için pompa kullanacağız. E, pompada bizim işimiz olduğuna göre sorun yok ben. Değil mi? Bakayım. 10 numara 5 yıldız. Bence bu mesafe gayet güzel. Şimdi buraya 8 tane şey nasıl sığar onu bilmiyorum sadece. Onu da çözeceğiz diye tahmin ediyorum. İlk sigortasız eleman mı çalıştırıyor acaba? Olabilir. Bazen görüyor. Aa SGK kelimesini mi siliyor? inanılmaz Çok enteresanmış ha. Sapık kelimesini silmeyip SGK'yı siliyor olması gerçekten çok komik. Şimdi kömür şuradan gelecek. Bir grup. Bir grup şuradan gelecek. Ya da şu ikisini kullanırım mesela. Bunu ve Adela diğeri. Burada bir yerde herhalde. O ikisini kullanırım. Yo buradaymış. Yani bunu ve bunu kullanacağım mecburen. Buraya ortadan getireceğim. Suyu da ortadan getireceğim. Ee, şimdi Architecture'dan Bebeğim, bebem, bebem. Hı. Yukarı çıkacak yolumuz da hazır. Şimdi şunların su bağlantılarını bir yapalım öncelikle. 1, 2, 3 tane kanal yukarı çıkartacağım. Bunları birleştireceğim. Pars'ın nesi meşhur? Acaba Kars'ta meşhur olan bir kelime yasaklı var. Hiçbir fikrim yok. Yaz ben görüyorum. Söylerim yani. Organizasyon değil, lojistikte pipeline junction'ları alıyoruz. Şöyle çevirmem yok. Bunu diğer yöne nasıl çeviriyorum ben? Ah çeviremiyorum. O zaman şöyle yapalım. Q. Şuradan geldim. Ama biraz yukarıda kalıyor. O yüzden gıcıklık yapıyor. Öyle yapsam. Yok. Öyle yapacağım en kısa haline getirmem lazım. Hı. Tık tık. Buraya geliyorum. Bir. Burası iki. Evet. Güzel. Şimdi bunu şöyle uzatıyorum sadece. Tamam mı? Evet. Ondan sonra Şuraya geliyorum. Bunu şöyle yukarı veriyorum. Aa, bize hem sağa hem sola hem yukarı gitmesi lazım. Evet. Hmm. Evet. Hatta bunu da siliyorum. Bunu da siliyorum. Bunu da siliyorum. Bunu alıyorum. Buradan buraya birleştiriyorum. Bay arkadaş ya. Şura. Şura. Şurada fazla bir parçamız var onu alalım. Ha. ona, şunu şuraya birleştirdim. Bunu buraya birleştirdim. De. Bu üç tane 8 tane şeyi besliyordu yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Dur bakalım ka kaşarı. Kars'ın kaşarı mı meşhur? Yasaklı değilmiş. Kaşar çok şey değil ya. Gars galesi. Gars gaz eti. Aa göndermiyor ki. Kars'ta meşhur olan şeyleri yazmaya çalışıyorum. Göndermiyor. Bende silinmedi bak. Bende gönderdi. Mesajınız gönderilirken bir hata oluştu. Ya, kafayı yedi herhalde. Olur. Olur olur. Neyse efendim. Hop dur. Su parkurumuzun genel yukarı çıkış noktaları hazır. Şimdi önemli olan bunu bir de yukarı gönder. Tamam mı? Bir, iki, üç kollu yukarı çıkması lazım. İki kollu gönderirsem pek efektif olmaya diye biliyorum. O yüzden şuradan, buradan ve buradan yukarı göndermem lazım. Bu durumda bunları bir tık daha geriye atabilirim gibi geliyor bana. Ha, olur aslında ha. Sorun değil benim için. Dur bakayım. Dur lan. Hemen manyak gibi 120 erden 90 90 90 90 oraya gitti. 3 parça halinde ikişerli ikişerli aralara yaysam yani her 2.5 şey için ee, cold generator için bir tane şey gerekiyor, değil mi? 2.75 gibi. Dolala. Neyse. Sizi bir gönderiyorum hocam. Sizi bir tık şöyle alıyorum hocam. Teşekkür ederim. Sizi peki yukarıya nasıl alırım? Önemli olan o. Şurada böyle gitsem. Ve desem ki hocam. lor hol. Şuradan çıkıyor desem. Olur mu? O ne lan? Poligon patladı. Hmm, çok aşırı uzak oldu. Gerek yokmuş. Ama yeri doğru yani. Burada bir poligon bozulması yaşanıyor. Kaç metre burası? 10 metreyi geçiyor mu? Bir de ona bakmamız lazım. Yayın tekrarlarını ve serileri izlemek istiyorsanız YouTube kanalımıza bekleriz. www.youtube.com slash abi Böyle dedi botum. Ben iletmekle mükellefim. Sevgili dostlar. ben <laughs> Kanalına geliyorsunuz değil mi? Bir bu. Nereye gelmiş? Şu çizginin olduğu yere gelmiş. Tamam mı? Buranın üstüne gelmiş. Buraya gel. Burası mı burası mı? Dur bakayım. Tam center'ın sağ tarafı. Şurası. Gene sanki çok uzun olmadı mı ya? Allah Allah. Ee, evet çok uzun oldu tabi. Hı? Hmm? Güzel. Bir kere alacağız. Hala sanki çok uzak ya. Şuradan kıvrılsa ne olacak ki? Sonra efendim. Onların buruları da şurada olacağına göre. Hop. Niye düzgün koyamadık ki biz bunu ya? Bura. Ve bura. Sonra buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Temiz oldu. Şimdi bu boruların yerlerini bildiğimize göre, öğrendiğimize ve anladığımıza göre ki aşağıyla da bir işimiz kalmadığına göre yani aşağıyla aslında da üçlü grup var. Birbirinin kopyasından üç set daha yapacağız. Düşme lan. Full generator. Demek ki call generator'ları dur bir saniye. Birinci, ikinci her birini üçe böleceğim tamam mı? Her birini üçe böleceğim. Birinci, ikinci, üçüncü. Birinci, ikinci, üçüncü. Birinci, ikinci, üçüncü. Verimli oluyor mu ya? Yoksa direkt hiç kasmadan bunları direkt yukarı mı göndermek gerekiyor? Çözeceğiz. Emin değilim. Bölünmelerden emin olamıyorum sadece bu oyunda. Lojistik, pipeline. Hocam. Şöyle alalım. Yerlerimiz belli mi kardeşim? Bırıl bırıl. Bırıl bırıl parlarım. Bir şey söyleyeceğim. Bunu burada ayırmak çok saçma ya. Bence alt kısmı tamamen yanlış yaptık boruları. Çünkü bu boruların geldiği yerleri yukarı koyarsam olay tamamen şöyle olmalı. Bunun durduğu yere göre. Bol generator. Çünkü öyle koysam tık. Sonra 2 3, 4, 5. Sen ne dans ediyorsun anime bey? Cem seven köpke gidiyor mu? Bay, BB bay bay mı demek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ulan ulan. Bu ne be? Hı. Ve 8 değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi efendim. Eğer bunun lojistiğinde de şunu Değil mi? Şuraya verirsem. O ne be? Yanlışım. Özel oldu çok da iyi oldu tamam mı? Şahane. Şahane şeyler bunlar. Jem seven. seven köpke yarım saat önce gitti. Yo. Oh. Maksimum 4-5 dakika öncedir. Ama çok salyalı oynadığım için şu an göremiyorum. <laughs> Şimdi mevzu ki buraya kömürü hatasız bir şekilde getirmekte. Kömürü de o yüzden alttan asansörlerle, ayırıcılarla ikiye böyle, üçe böyle getireceğim. Hatırlarsanız şey yapmıştım. Gelmeden önce Beş altı tane ile bunları tık 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 bölmüştüm Bu sefer de öyle bir şey yapacağız Evet bir tane eksik bıraktık Ulan eskiden bunları ben tek tek Diziyordum Modları da bilmiyordum ilk oyuna başladığımda Bunları yarım saat falan sadece foundation dizmek sürüyordu ya inanılmaz inanılmaz diye İnanılmaz. Şimdi efendim hmm. Buradan Direkt gelecek. Tamam mı? Bak şimdi. Düzenimizi kurarız şöyle. Göremiyorum ki. Biraz geri. Böyle hmm. olur mu ya? Böyle olur mu ya? Ya olur ya. Niye olmasın? Peki şu kul. İki tane böyle geldi. Bu yamuk. Yapıştı oraya. Niye? Buradan. Buraya. Buradan. Şuraya. Oğlum bu ne lan? Allah Allah. Hmm. Ya bulma bulma var mı hocam? Var. Allah Allah. Gelir oldu. Özcan doğru noktayı doğru şeyi gireceğim yani en sonu ben buna. Pırıl pırıl parlarım. Şimdi Bunlardan birisi bile düzgün gelseydi sadece şu biraz düzgün gelmiş gibi. Yapacak bir şey yok gibi. Yapalım. Şurada birleştireceğiz bunları o zaman. Olmuyor. Allah Allah. Bunu yamuk koymaktan başka ihtimal vermiyor la uyu bana. Niye öyle? Niye düz koyamıyorum hocam ben bunu ya? Aa! Daha az çevir. Daha çok çeviri yok mu ya? Gerçekten mi? Oğlum bu düz değil lan. Bir saniye onu da çözeceğim. Ama ben deneysel gidiyoruz ya inanılmaz. Oğlum bu oyunun hizalama mantığı mı bozuldu bana mı öyle geliyor ya? Bak şimdi. Bir tane. Şurada eğer bir delik olsaydı. Gel buradan başlayalım. Ne demiş? Tam şuraya geliyor tamam mı? Burada bir delik olsaydı. Buradan gelseydi burada bir delik olacaktı değil mi? Köşede. İkincinin köşesindeymiş hocam yalnız. Şuradaymış. Sen ne dans ediyor Değişik. Anime bey. Anime bey. Lan. Ne? Hey, o öndeymiş benim adam. Şurada. Doğru mu? Dümdüz değil mi bu bu ara? Ondan sonra cima. Biraz değişik oldu fazladan malzeme gitti ama en azından açılar açılar düzgün şuranın kuğu boynunu veremediğim için ama sanırım belki yok abi olmuyor dans etmem gerekiyor oğlum bilir misin o şarkıyı? Yoo bilmiyorum yoo İnanılmaz buradan buraya 90 dereceyle boru aktaramıyorum niye? Ah sinir oldum ya inanılmaz şu şey hizalama perilerim delirmek üzere şu an hocam bunun böyle bir tık bir tık çevrileni yok mu ya? Ay. Peki. Ben bunu düz çıkartmayı becerebiliyorum. Düz çıksa. Yukarıda birleşse bunlar. Aa. Ay ay ay. Cringe ve güzel bir şarkı. Sana ben bir şarkı önereceğim şimdi. Açıp dinlemeni istiyorum. Sevgili YouTube senin de açıp dinlemeni istiyorum. Edimi ee, kedimi çaldılar. Murat. Murat bir şey. Neydi? Adını unuttum arkadaşın. Açıp da herhalde onu dinlemeni istiyorum senden mümkün. Kedi mi çaldılar, kedi mi çaldılar. İşte bu be. Ee, ama bunun biraz soldan gelmesi lazım. Yoksa bunun hizalamasını yapamam ki. Gerçi yaparım lan niye yapamıyorum? Deli miyim diyor. Mi? Buradan direkt ver tamam. Oğlum ben bunu çözeceğim çözeceğim de bu beni çatlatacak belli. Daha da kola gitmesi gerekiyor. Ulan bu kadar düzen meraklısı olmayın arkadaşlar. Oyununuzun ilerlemesini istiyorsanız bu kadar takıntılı olmayın. Tavsiye etmiyorum. Hı. Hı. O zaman bunu da biraz ortaya bir yere yapalım da. Bunları bir tekrar en son elektriklendirelim. Belli ki elektrik olayını hızlıca çözemeyeceğiz. Belli ki. Burada ve şurada. Bu arada bu şu poligon kırılıyor ya. Acaba huylanıyorum ben bundan ha. Burası mı? Allah'ım lütfen doğru gelmiş olsun. Bakıyorum, bakıyorum. Aynı yerden poligon kırıldı tabii ki efendim. Çok küfür eden insanlar dürüst oluyor. İçlerinde gelen şeyleri filtrelemeden direkt söylediği için çok küfür edenler dürüst olur. Ama. <laughs> bu küfür edenlerin küfür etmek için ee, ürettikleri bahanelerden biri gibi geldi. Emin miyiz bu şeyden? Şimdi bak bu buraya çok yakın tamam mı? Tüm şuradaki akışın hmm, gerçi çok da fark etmez gibi ha. Tüm bunların birbirine bağlanması lazım. Ama şu çok solda kaldı. Bunun şurada olması lazım. Bak. Bir, iki, ikisinin ortası şurada olmalı bence. Eğer şunun yeri bunu kapatmıyor. Çok. Yok. Yok. Yok hocam. 8 tane çok fazla oldu ya. Kol jeneraydı. Ha? Lan lan lan. Lan Allah'ım nasıl bir kolsuzluk bu ya. Bu ne lan? Bir kaydırsam yeter bence be. O ne be? Bunu nasıl ters yaptım ben? Ha. Hadi bakalım. Benim kulaklıkta bluetooth var ama şarj etmeye üşendiğim için tablo ile kullanıyorum. Senin çok üşendiğin bir şey var mı abi? Benim genel olarak hayata karşı bir üşengeçliğim var artık. Çok yoruldum. Hiçbir şeyle uğraşasım gelmiyor. Yani burada bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel oldu. Şu an tek ihtiyacım olan bunun, bunun hiçbir şey gerekmiyor. Bak, şunu şuraya koyarsam yani. Ondan sonra bunu ayda gerekiyormuş, gerekiyormuş. Şuraya alsam. Ondan sonra şuradan şuraya alsam. Bunu bir kapatsam. Tamam. Bunu şuraya alsam. Bunu bir kapatsam. Bunu bir kapatsam. Bunu bir kapatsam. Bir şey değil bir şey. Yani bir şey bir şey. Çok fazla kullanımsal olarak çok bir farkı yok. Yani mesela benim üşengeçlik olarak ee, çok fazla şeyim var. Çünkü belli bir noktadan sonra insan gerçekten yorgun oluyor yani. Hayata karşı bir yorgunluk oluşuyor. Bak bir, iki, iki buçuk, bir, iki. Değil mi? İki buradan, iki buradan. Demek ki diğeri şurada olmalı. Çünkü bu da 2 kalmalı. Tam eşit ve dengeli olmalı. Peki bu buradan buraya gidiyor mu? Hmm. Gitmiyor. Gitmiyor rezillik. 1 2 2,5 evet. Ben öyle sayıyorum. Benim sayım mantığımla ilgili şöyle bir gariplikler olabiliyor. Gösterirken çok umursamadan geçtim bir şeylerin ortalı olması ve olmaması durumuna çok takıntılıyım ben tamam mı? Bak şurada bir var. Şöyle bir x boşluk var. Yani iki tane şey var tamam mı? Yukarı çıkan deliğim var. Şurada da yarım bıraktım. Burada da yarım bıraktım. Yine bir ve ikinciyi geçiyorum. Sonra buraya geldiğim zaman yine bak. Bir, iki, iki buçuk. Bir, iki, iki buçuk şeklinde. Aynısını öbür tarafa da yaptığımda her tarafından eşit dağıtılmış bir sistem oluşmuş olacak. Gapiş. Ama buradaki soru şu. Buradaki sorun şu. Buradan şuraya büyü verebilme olasılığım hiçbir şekilde yok. Burası karışır. Burası karışır. Yani aslında bu buraya gelse, ikiye ayrılıp buna buna gitse 3 olur. Her birini 3'er versem 5'e gider. Ama bütün boru hattını tek bir yere bağlarsam basışla oluşacak 45'lik su miktarını birbirine dengelemiş olurum. Matematiksel bir şey. 0025 olsun uyuyacağım. Saat 25 dakikamız kalmış. Aa. Şuraya çok acayip takıntı derecesinde uğraşıyorum. Farkındayım. Üzücü keşke uğraşmasak ama hayat işte böyle bir şey. Bak mesela benim üşenemediğim şeyler grubunda bu var. Ben böyle bir şey üşenemem abi. Atlarım bu final bile değil bir de baktığın zaman aslında. Keşke final base için bu kadar uğraşsam ama bu Şu şuradan gidiyor mu? Buradan buraya böyle 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 peki buradan gidiyor mu hocam? Ee, bunun da şeyini kaçırmışız. Çözeceğim. Bunu bir tık daha geriye alalım. <laughs> ne kadar zorladım ben bunu ya. inanılmaz. Hı? Hmm. Evet. Şimdi tek yapmam gereken bunları şuradan bağlama. İşte bu ve bu olur. Bu olur. Bu olur. Ama tam yerini ayarlamak da önemli tabii. Gördüğünüz gibi R R R bu. Bu esnek modelle şurası şurası fazla olur. Hmm. Böylece ilk su girişimizi vermiş olduk altına duracağız. Yuh! Yaptım. Sonunda yolumu buldum. Borular bizim işimiz. Boru döşemeciliği. Şimdi efendim? Bunu alıyorum. Şöyle sonsuza doğru Boştur, koştur 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 koştur. Abi bir dakika. Önce deliklerin yerlerini ayarlamam lazım. Ne kadar geri aldım ben onu? Bu kadar almışım, değil mi? Şu... İyi takip ediyoruz böyle. Bu kadar almışım. Ondan sonucuma düşme, düşme. Neyse, zaten buraya inecektim ben değil mi? Çocuğum, Allah Allah, orası niye geç bastı? Bazen hayatta ölmek bana kolay bir kaçış yolu gibi geliyor çünkü bitiyor. Başka hiçbir şey yapmana gerek kalmıyor. Yapmak istesen bile yapamazsın. Ama işte bunu engelleyen bir şey var ki olmalı da biliyor musun? Ben hani kendince inançlı bir insan olarak söylüyorum. Yani insan kaldıramayacağı hiçbir şeyle sınanmaz tamam mı? Yani başıma çok kötü bir sürü olay geldi. Pek çok şey yaşadım. Bazıları gerçekten şeydi yani artık yeter artık ya bu kadar da olur mu dedirtecek şeyler yaşadım. Ama günün sonunda onların hepsini yaşadım. Onların hepsi geçti gitti. Sen ne kadar acı çektiğini söylesen de düşünsen de hepsi geçiyor. Gerçekten hepsi geçiyor. Yani şaka değil. Bir şey için söylemiyorum. Artistik maniyetinde söylemiyorum bunu. Hocam. Hı. Yani kendini yok etme çok kolay bir kaçış ya. Çünkü yani öyle değil de kalana zararı. Sonuçta sen gitmiş oluyorsun. Düşünecek bir şeyin kalmıyor ama da seni seven bir kişi bile olsa hayatta bir tek kişi bile olsa ona yaptığın haksızlıktır yani. Her şey bir yana. Sana yapılsa bu haksızlık senin için şey dersin. Abi böyle haksızlık mı olur? Böyle yaşam mı olur? Böyle yapılmaz insana. Ama sen başkasına yapmış oluyorsun. Çok çirkin yani. Oh. Oh. Şimdi hocam. Ve. Hmm. Ve. Buradan vermek istemiyorum ya. Şundan geleni direkt vermek istemiyorum. Onun her türlü ikiye bölünmüş olması lazım. Değil mi? Bak şimdi. 1, 2, 3, 4. Ondan sonucuma 1, 2, 3, 4 Sanırım olacak gibi ama. Şuradan geliyor. Bu buradan ikiye bölüyor. Dur. En son kontrolünü yaparım. Bir tık geri. Bir tık şuraya. Bir tık buraya. Hadi lan. Hadi lan. Bu böyle hatların içine bir şeyler katabilme olayı çok güzel bu oyunda ya. Ben çocuk iken intihar notları yazardım. Sonra cesaret edemezdim. Notu yırtardım 17 yaşındayken bir intihar notu yazdım başlığı da intihar notuydu. İntihar etmiş bir arkadaşımı okuduğumda yani okuduğumda benim bileklerime bakmıştı. Çünkü orada çok detaylı bir şekilde bileğimi keserek intihar edişimi betimlemiştim. Ee, herkesin kafasından böyle düşünceler geçer. Böyle düşüncelerin kafana gelmiş olması bir şey değil. Güzel olan bu düşünce senin kafana gelmiş ve bunu hayata geçirmemişsin ya işte güzel olan o biliyor musun? Yani bu senin aslında güçlü bir insan olduğunu gösterir bence. Ya ben buna saygı duyuyorum. Sana saygı duyuyorum. Hani mi? He? Sana saygı duyma hoşuna gitti mi bakayım? Oh. Bu yanlış bölünüyor ama bence sanki oldu. Yani şey yapmayacak. Balansımızda sorun çıkmayacak diye düşünüyorum ben. Ya onu da düz yapabilirdim bu arada ya. Hı? Evet. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. İlla illa düzgün olacak hocam. Hmm. Kanallarını çok güzel ayarladım. Şimdi bu bölünmeler ıvırlar zıvırlar biraz inceledim. Bayağı kaynak inceledim bu arada. Ben hep ee, şeydeki gibi. Twitter'daki gibi yani bölümlendiricideki gibi. Buradan bir birim su geldiğinde ki 120 birim su geliyor. Buraya 60 buraya atmış gidiyor. Sonra buralarda tekrar bölünmeye başlıyor zannediyordum. Ama orada adam diyor ki ya diyor yukarıdaki makine 45 alabiliyor maksimum. İlk etapta buraya 60 gelse bile 15'i geri basılacaktır buradan diyor. Bu durumda öbür tarafa 60 değil 75 gidecek 45'i burada düştü işte 35'i buraya geldi tamam mı? E buradan 120 daha geldi şurada bir bölünme oldu. Otomatikman 45'e tamamlanıyor. Bu da balans oluşmasına sağlıyor. Sadece su kanallarında böyle bir olay varmış. Ben çocuk iken ee, dur aslında hayatta olma nedenim şu ana kadar hayatta kaldığım için o hayattaki emeğimin boşa gitmemesi. Sanki ee, bir oyun oynadıkça oynayasın oyundan nefret etmeme eskisi zamanların hatırına oyun oynamaya devam etmek gibi. Katılıyorum. Ama yaşla gelen ee, olgunluk yani mesela ben hala çocuksu hissediyorum 40 küsur yaşında olmama rağmen. Yaşla gelen olgunluk, bilinçlik o bilmek, anlamak, hissetmek konularını Kaçırmış olursun ve her yaşın kendine göre iyi ya da kötü ve bir süre sonra yaşlanmakla beraber, yaş almakla beraber aslında eskiden hatırladığın kötü şeylerin gitgide daha iyi hissettirmeye başlaması, seni sen yapması durumlarıyla iyi ki yaşamışım ya dediğin bir döneme de girmeye başlıyorsun özellikle 30'dan sonra çünkü 20 ile 30 yaş arasını altlatmak çok zor aşk acıları ki onlar artık 15-20 yaş arasında da mesela 22-23 yaşında hiç unutmuyorum. Kendi faturamı kendim ödemeye başlamıştım, çalışmaya başlamıştım. O zaman psikiyatr bir abim vardı bana şey demişti, Umut demişti ee, pembeden griye geçiş yapıyorsun o yüzden biraz rahatsızsın ve haklısın ama bu herkesin yaşadığı bir şey demişti. Çünkü aslında hayatın senin düşündüğün gibi olmadığını öğreniyorsun. Yani mesela o çok şikayet annen ve baban gibi faturaları ödemeye başladığında çok başka şeyler hissetmeye başlıyorsun. İngiltere'ye geldim anasını satayım. Kiracıysam, ee, kiracıysan şey bir evde kir kira ödüyorsan şeyi de sen ödemek zorundasın. Belediye vergisini de sen ödemek zorundasın. Mesela ilk bu ne ya demiştim ama ödüyoruz yani. Az buz para da değil ha. Neredeyse bir kira fazladan ödemeni gerektiriyor yani mesela çocuğun olduğundaki sorumlulukların değişmişsini sana hiç anlatamam ya. İnanılmaz bir değişim yaşıyoruz. He sularımız ama. suların elektriklerini verebilirim aslında ama şu an uğraşmayacağım onunla. İngiltere'ye geldi benle tanıştı. Adam asıl bunu üzülmek lazım. Ferhat'cığım senle tanıştığıma hiçbir zaman üzülmedim. Çünkü yani çok da umurumda değilsin. <laughs> Kendini çok önemsiyorsun sevgili Serhat. Yapma. Şimdi mem için yapabileceğimiz şeyleri yapabiliyorsak cebimden protein bar mı? 2 saat mi olmuş? Vay be. Yani crafting batch yapalım buraya bir yere. Ondan sonra bir tane mem yapalım. Bunlar çok güzel ya. Enerjisiz falan çalışıyor ya. Hı. Ne veriyorsun hocam? Islak mı? Hı. Su ve şeyle dört tane yapıyorsun. Ne kadar saçma bir şeymiş. Bu ne? Demir ve kömürle bir demir bir kömürle ben zaten or halindeki demir ve or halindeki kömürle bir tane çelik çıkartabiliyorken iki tane demir ve iki kömürle gibi işlenmiş demir ve artı iki kömürle çelik üreteceğim üç tane. Şey söyleyeyim ya, i̇kisini de beğenmedim ya. Bir daha yap bakayım. Ee, A da kötü. Bir daha yapamıyor muyum? E bunu alalım bari hani çivinin bende alternatif iki tane tarifi olmuş olur. Olur. Biraz saçma bir tarif bence ama en azından fazladan çelik ürettiğimde onlarla da çivi yapabildiğim zaman çivi miktarımı katlamış olurum. Ki çivi dediğim gibi dert bir şey yani. Hiç hayat ölüm tecrübe gibi konuşurken güleceğim hiç aklıma gelmezdi ahlığa bak. Ben ölümü birkaç kere tattım kardeşim. Geçen sene saldırıya uğradığımda ölüyordum. Bir kere temde otomobilimle spin attım bariyerlere girdim ölüyordum. Bir kere motosikletimle bariyerlere çarptım ölüyordum. İlk ölüm deneyimim galiba 4-5 yaşlarında Mersin'de denizde kuzenimle oynarken de kuzenim üstüme bindi ve ben nefes alamadım, ölüyordum. Yani ölümü tatmak çok eğlenceli bir şey değil ya. Sana çok şey katıyor ama şeyim yok yani. Daha fazlasını tatmak gibi bir heyecanım ya da isteğim, talebim kesinlikle yok. Ulan birazcık daha sülfürüm olsa black powder'ı çözüyorduk ya. Parts Hı. 200 tane silikaya ben kaç tane silika yapabiliyorum hocam? 80. 80, 80. Bende kaç tane var? 40. Yetmiyor. 120. Raw Quartz bulabiliriz aslında bir yerlerden ha. Buradan çok memnunum bu arada ha. Şimdi sadece tek bir kaynaktan kömürü buraya getirdim mi hayvan gibi elektrik üretmeye başlayacağım. Farkında mısınız? Çok güzel bir şey. Elektriği de şuradan sokarız. Böyle getiririz. Ama şuradan alırız. Şuraya getiririz. Buraya kadar. Buradan buradan sokarız. Hatta bir tur daha darız. İki taraf sokarız. Dengesiz olur mu ondan emin olamıyorum. Bir de bir de sanırım bu pure olduğu için minor 2 olsa sadece tek bir kaynakla ee, minor 1 bende değil mi şu an? Aa, portable'lar elimdeyken kullanamıyor muyum? Enteresan. Ne tarafa bakması lazım? Şöyle bakması. Lazım. Değil mi? Ne diyor bu? Şu an 120 çıkartabiliyor tek başına. 120 bir tanesi yetiyor. 8 tane zaten bunu minor 2'ye çıkarsam tek başına 16 taneye yetecek. İyiymiş lan. Allah diyorum çok iyiymiş ha. Dur bakayım. Bu ne be? Çok iyi. Çok güzel. Harika. Muhteşem. Bir tık level'ı aşağıda kaldı çok da önemli değil ama ee, Şimdi buraya ben miner'ımı bir koysam Tekrar Miner mıkı bir Şöyle duracak O zaman buradaki yol daha doğruymuş Diğer yol değil Hı -hı. Gel, bu fazla gitti Böylece ne olacak İlk ayırıcımı Şurada versem Sonra asansörü buna versem Mesela nereye denk geliyor çizgisi? Buraya şu çizginin şurasına geliyor. Böyle geliyor, 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 geliyor. Şuraya 9'u versem. Çizginin şurası. Ondan sonra cima. Asansörümüzü 7 ile aşağı çeksek. Aa, aa şaka da yapılmıyor be. Hiç ha, Hayatımın gidişatını bir anda kötü anlamda değişince insan bir garip oluyor. Ağlayıp zırladıktan sonra insan bir boşluğa düşüyor. Tek bir soru neden ben? Senden mi alakası yok? Yani olayı kişiselleştirme. Senden önce e, dünya üzerinde yaşayan herkesin başına gelmiş bir şeyin sana özel olduğunu düşünüyor olman e, çok ayıp ve yanlış bir kere. Şey. Net söylüyorum bunu bu arada. Yani düşündüğümüz kadar özel insanlar değiliz. Şimdi. 8- Şimdi seni buraya versem tamam beni buraya versem E'ye bassam yok lan bir yetiyor değil mi 120 geldi tam burada 60'a bölündü 3'e ee, e bastık şu şuraya birleşti Şuraya birleşmiyor hocam 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 ne oldu lan mü ters verdim ne oldu Bir tık daha geriye alalım bunu bunu da bir tık geriye alalım. Bunu da... Lan! Lan! Aa! Eee! yönle alakalı bir durumumuz var. Benim eşekliğim. Benim eşekliğim. Benim eşekliğim efendim. 3E 120'lik beldi çektik kardeşim. Bak. Buradan geliyor 120. Hop 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 hop! Burada 60'a ayrıldı. Burada 30'a ayrıldı. Buradan iki kol çıkıyor. Oy. Yer tutmadı yalnız. Bir tık daha geriye almak lazım. Bu kadar. Aa. Oğlum köprüleri taktığımız yer burasıymış yalan. lan. Sorun değil. Sorun değil. Şöyle yapacağız. Ne oluyor lan? Bu nasıl bir müzik? He? Çok geniş artık gene ya. Gene çok geniş artık. Çok malzeme harcıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Ya. Yanlış oldu bence ya sanki bunların da buradan gelmesin. Yani bütün dolaşımı aşağıdan verirsem çok daha güzel olacak gibi duruyor. 9'a bir basalım hocam. Hı. Buradan gelişe göre ayarlayabiliyor muyuz ona bir bakalım. Bence ayarlarız ha. Biliyor musun ayarlarız. Hı. Bir deneyeceğim. Abo hangisinden kestik biz onu? Ha şundan kestik. Hıya. Arada aparat olmadan yaptım. Hem de iki boğuklu. Çok daha iyi be. Bakayım. O ne lan? Hı. Yanlış burun. Doğru bu burun. Tertemiz geldiler. Bak şunun bir tek şeyi kaldı. Olalım. Buradan başlatınca oluyor. Bu garip. Şimdi olayda şöyle bir sıkıntı var. Sadece bu alan için. Kömürü biraz daha geriden getirmem lazım ki. Sanki. Hop. Peki. Daha fantastik bir şey denesek. Şuraya giriyor mu hocam? Böyle konuş bana. Değil mi ya? Değil mi ya? Daha optimize oluyor. Daha güzel oluyor bence. Hala istediğim gibi kaliteli şeyler üretemiyorum ama en azından elde olanla daha derli toplu görünümü olan yani mesela bu alanlar şu borular böyle duvarlardan gezdirilebilen borular tamam mı? Zaten gerçek hayatta da öyle. Kömürlerin buna değmesini istemiyorum. Kömürlerin bunun bir tık gerisinde kalmasını istiyordum ki şu an oldu. Düşme. Düşme. Olay ne biliyor musunuz? Buradaki balansı düzgün verebilmek. O yüzden Dağdan soldan ortadan farklı yerlerden kömürü yukarı çıkartmam gerekiyor. En az 3-4 farklı yoldan çıkartmam gerekiyor. O yüzden bunun şuralarda bir yerde olması benim çok işime yarar. Bakayım nereden veriyor şeyi delikleri. Bebeğim ilk deliğim nerede bebeğim? Lan delik. Aa şurada. Ne kadar kötü bir yerdesin sen öyle. Nereden yapabiliriz onu? Buraya verirsem yaparım mesela. Ama onu mesela bir tık geriye alsam. Ya kömürleri buradan değil de kardeşim. buradan vereceğim desem. Day Bu arada hepsini tek bir yerden yaparsanız bu kadar uğraşmıyorsunuz ha. Onu da söyleyeyim. Doğru yerde mi hacı? Yok değil. 7 Re 3 İşte bu. Mevzumuz tam olarak budur. Dur bakayım. Nereden geliyor? 1 1 2 Tabi. Köşeden de Şuranın tam karşısına gelsem. Bir, iki. Doğru mu hocam? Ya ben bununla uğraşamam ama mesela bununla daha rahat görürüz ha. He. Tasarımı her zaman yukarıdan yapmak istiyorsunuz. İlerleyen aşamalarda şey çıkıyor. Kedi. Kimin kedisi lan o? Ya. <laughs> Buradan bile yanlış yapmayı başardım ya. Yani. Bir tık Şurada. Ondan sonra bir tık şurada. Bir tık burada sanırım. <Sessizlik> Güzel. Güzel. Memnunum valla. Bir buradan Hayat hikayemi iki kez yazdım ki kabul etmedi iki kez de. Şimdi onun uygun bulmadığı bir şey yani gerçekten şey aslında ben bir moderasyon da yapmıyorum biliyorsun. Kik bir şeyleri bazen uygun bulmuyor. Neye göre uygun bulmuyor ben de çok merak ediyorum. Bir yerlerde bunun bir dokümantasyonu var mı? Harbi merak ediyorum yani. Evet. Vallahi oldu. Şimdi burada çok enteresan bir şey yapacağım. Bunu buradan getireceğim. Şöyle Kaydıracağım. Önce şunu bir tamamlayalım da. Böylece o yön olayını da çözmüş oldum. Hmm. Ama şöyle bir durum var. Karşıdan kaça bölünmüş oldu? Bir bakalım. 120, 60, 30. Buradan da ikiye bölünmesi lazım aslında teknik olarak. Değil mi? Yani 30 30'un da 2'ye bölünmüş olması lazım. Anladım abi. O zaman Dur bu kalsın. Ben aradan bunu bir daha 3. Böyle böyle getirdik. Nasıl oldu? 120 60 30 15. Şimdi orada dağılımlarda sorun var biliyorum da. Dur lan. İşte bu. Şimdi her geçişini ikişer ikişer böldüğümde otomatikman 8'e gelecek. O zaman kesit kesit anlatacağım. Tamam mı? Ben 6 yaşındayken annem babamı aldattı. Annen babanı aldı. 6 yaşında ben aldatılmanın ne demek olduğunu bildiğim bir zamandır. Ben 6 yaşındayken teknik olarak seninle aynı şeyi yaşadım. Çünkü annem başka bir adamla evlendi. Evet. Sonra annesini çok seven, yapışık denilen bir çocuk annesini... Çocuk annesini tercih etti. Bir hata. Yok. Çok doğru bir karar. Sonra yurtlardan yurda akrabadan akrabaya kaldık. Bizim annemiz mutlu bir evlilik yaşamıyordu. Ben öyle bakıyorum olaya. Ee, annem babamdan ayrıldı. Başka bir adamla evlendi. Ama bize sahip çıktı ve bizi büyüttü. Benle ayrıldığımız nokta oymuş mesela. Ben mesela 6, 6 yaşına 5 yaşına kadar sanırım Mersin'deydim. Bir gece bir operasyonla İzmir'e taşındı. Evet, ne durumdaydık hocam? Bunun aynısının bunun altına da gelmesi lazım, ikili gruplar halinde. Bir bakalım neredeymiş onların delikleri görüyor muyuz? Oy, onları şuradan uzatırsak aynı yapı çünkü. Hı. Bu ikisine kömürü verdik. Şimdi şu ikisine kömürü vereceğiz. Onu sanırım. Şuradan uzatabiliriz. Hı? Hmm? neye yaradı bu? Onu anlatayım. Buradan. Bunu buraya koyduğum zaman buradan bir 30 otuz, bir 30'luk grubu daha alıp şöyle getirip böyle götürüp şuraya getirmemi sağlayacak tamam mı? Ve ben burada şu köşeden bir yerden gelirsem buraya bir ayraçla şu sistemin aynısını kuracağım buraya. Burada bir yerde olması lazım. Evet. Evet bebeğim. Evet. Bak bu otomatik birleşti. Çok yakın koymak zorunda kaldım. Ondan sonucuma. Şimdi hocam. Senin bunu bana böyle kıldırırsın 90 derece getirmen lazım. Neden? Düştüm. Düştüm. Hı. Ha? Aa, limiti yetmiyor. Evet efendim evet evet. Bakınız. Burada 15-15 giden bir kömürümüz var. Buradan 30 geliyor. Buradan buraya da 15-15 gidiyor. Buradan 60 geliyor. İki tane farklı konveyor belt de bir daha bir daha ayıracağım. Sonra bir daha bir daha ayıracağım. Böylece kömür olayını da bitirmiş olacağım. En son hatırladığım şey annem babamı aldattığı adama Emre'yi babasına bırakacağım demesiydi. Tabii 6 yaşında ben hüngür hüngürü saatlerce ağladım. Hmm. Ve annem beni susturmak için seni neden bırakayım? Sen benim biricik oğlumsun deyip beni karakola babamın beni alması için bıraktı. Ben annemi bekledim ve acaba kim gelmedi? Ben senin yaşadığının tersini yaşadım mesela. Ben mesela çok ürkmüştüm farklı bir adamı baba olarak görme kavramı acayip garip gelmişti bana. Babamın beni bulmasını çok istemiştim. Bulmadı. Hep istenmiyormuşum gibi hissettim. Ve bunu kendi hatam olarak düşündüm. Ama sana şunu garantisini verebilirim. Bu senin hatan değil. Net bunu sana söyleyebilirim. Buralarda bir yerde vardın sen değil mi? Hop. Ee, aşağıda var lan. Bir de ters yerlerde var lan. Başka yok mu? Ee, Sevgili dostlar, limestone'umuz bitti. Yüzlerce limestone getirmeme rağmen ama gene de dur. Bunları sökeyim. Fazla alanları sileyim. Bu yayında çünkü şey göstermek istiyorum. Tamamen dengeli bir kurulum yaptım. Bence bilmiyorum. Siz daha iyisini yaparsınız eminim ama benim aklımdan fikrimden bu kadar geldi. Kaldı ki aradakilere de sanırım ihtiyaç yok. Değil mi? Gitme örümcek. Ben öz babamla 30 yaşında tanıştım. Sevgili anime bey. En son 4,5-5 yaşında görmüştüm. Çok garip bir his. Onu yaşamayan bilmez. Mesela babamın çocuklarını çok severim. Daha Ali yayınlara katılır. Demiyorum. Baba, baba da baba gibi hissedemedim yani olmadı. Belki bir gün olur diyorum ama. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde. Hocam diğer delik nerede? ha Şurada bir deliğimiz var. Şimdi yedili grubu biraz önce yaptığımız ayarın aynısını buraya yapmamız lazım ama eğer yaparsak eğer yaparsak buna değecek. Değsin mi? Değmese güzel olur. Mesela bak bunu da öyle. Bunu ayırdığım zaman şuradan getirirsem ay ne kadar gıcık. Şu son ikisi çok gıcık oldu. Ha. Yani şunların yerini değiştirebilsem çok rahat ederiz ama o zaman da güzel olmaz. Hmm. Böyle yaparım. Bir tık yolu uzatırım yine. Yine her zamanki gibi. Şuradan buraya 60 gelecek hocam. Tamam mı? Tam bunları geçtikten sonra biraz daha enteresan ayırırım ben bunları. Şurada bir dur hocam sen. Ee, Splitter'ı alırım. Burada ayırırım. Tamam mı? Ayırma işlemini burada yaparım. Yani güzel olmuyor ama en azından tahta gözükmeyecektir. Ondan sonra ha tamam. olmadı. Kim bilir kimler var şimdi kalbimde. O gün o hafta annemin gelmesi için saatlerce, haftalarca aladım da tabii şimdilerde aklım başıma geldi. Şimdilerde annem beni görmek istiyor, ben onu reddediyorum. Yaptığım Yaptığı dediği şeyler hala aklıma geliyor, beni ürpertiyor. ve bunun neden ben diyorum? Bir şey mi yanlış yaptım? Ben olmasam hayat kardeşlerime düzgün devam mı edeceğim? deyip kendimi suçladım. Evet. Ee, sorunun neden kaynaklı olduğunu çözdünse, zaten önemli olan ilk aşama o maalesef. Iron plateim kalmadı. Şaka mısın yani? Ee, çünkü aynı yoldan yürümüşüz. Hatta bu konuda. Vaktin olursa stopuyla da sohbet et. Genel olarak bu tarz yollardan yürüyen insanların yolları kesişir bir de ilginç bir şekilde. Mesela bizim senle de kesişmiş gördüğün gibi. Abi uçurumun karşısında demir mi olur ya? Çok ayıp. Böyle yapacağız arkadaşlar. İhtiyacımız olmayan her şeyi sökeceğiz ki buradan. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam bunda çimento ve demir kullanıyordum bu zemin için. Değil mi? Hop. Dur bakayım. Şurası bile fazla. Hak etmeyene hak etmediği sevgiyi göstermeyeceksin sevgili kardeşim. Böyledir hayat. Bazı insanlar hak eder, bazı insanlar <gülüyor> 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 Ömürler 15, 15. <laughs> çok mutluyum. Çok fazla malzeme kullandım. Çok, çok. Allah'ım lütfen yetsin, lütfen yetsin. Bölümü tamamlanmış bir şeyle bitirmek istiyorum çünkü. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde Ben hala Tabi iyileştim demek de bir çözüm değil iyileşmiyorsun Hayatın boyunca çekeceksin bunu ama bak tekrar söylüyorum Senin karşında ben varım ben denk gelmişim Benzer bir hikayenin farklı bir tarafındayım daha da yoğununu mesela su topu yaşadı. Onda hem annede hem babada bir gidiş var. Onunla konuş. Ama emin ol düşündüğün kadar özel değilsin. Maalesef hiçbirimiz özel değiliz. Yaşadığımız şey çok özel tabii. Neyse ben buraya hayatımdan geçmişimden gündemden uzaklaşmak için geldim. Ama içimi dökmek iyi geldi. Genelde öyle oluyor biliyor musun? Bunu anlatmayı öğrendiğin zaman rahatlıyorsun. Daha önce değil yani. Gerisi yalan dolan mı? Hocam yalan dolan mı? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak Bak şimdi bak bak olaya bak 120 geliyor tıkmış geliyor tık 30 geliyor tık 15 15 Şimdi bu başarı değil de bir... ne yani anladın mı ne ne çok başarılı bir insanım araları da kaldırırsam öf. bak hiçbir şey hiçbir şeyle temas etmiyor ki oyunda temas etmesini engelleyecek hiçbir şey yok. Boruların şu şekli yamuk yumuk olması acayip gözüme batıyor ama onda yapabileceğim bir şey yok anladığım kadarıyla. Çünkü bazıları düz. Nasıl ya? R, R, R. Yani bunun sanki bir tık sağa gelmesi lazım. Şimdi bak burada mesela modlar olsa şu, şu zıkkımı hareket ettirebilsem 10 numara olacak. Bu arada sevgili dostlar ilk bezdeki yaklaşık 5 saatte yaptığım kömür istasyonundan sonra İkinci base'i bu kadar kısa sürede bitirdiğim için çok mutluyum. Bak mesela bunun boyu kısa kalmış. Şuradan versem dışı açılacak. Şunun borusunu uzatıp bu kafaya takıyorum. Kafaya takmayın sevgili dostlar. Hayat düşündüğünüz kadar zor değil. Sadece zor. Herkes için zor. Benim senin için değil herkes için. En böyle mutluyum diyen en huzurum yerinde diyen adamın bile çektiği dertleri bir dinleseniz çok enteresan bir şey oluyor. Atalarımızın çok güzel bir lafı var. Dert sike benzer. Herkes en büyük kendinde zanneder. <laughs> çok uzun olmuş o yol. Çok elektrik harcamaz mı? Oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. E, conveyor beltler yani yollar hiç elektrik harcamıyor. Oyunda oyunun sana hediye ettiği en güzel şey o. Conveyor beltleri koyduğun anda çalışmaya başlıyorlar. Ve sonsuz şekilde çalışıyorlar. Mesafe sadece şeyi değiştiriyor. Oradaki kaynağın sana ne kadar sürede ulaşacağını ama kaynak sana bir kere ulaştığında sonsuza kadar ulaşacağı için aslında orada da sorun yok ki. Evet sevgili dostlar bir sonraki bölümde bakar mısınız bir tane bile şey yapamıyorum. Niye kırmızı yanıyor lan o? He burada patlatmam gereken bir şey var o bana engel oluyor. Bir sonraki bölümde siz burayı bitmiş göreceksiniz artık. Bunun devamını size izletmem. 8 tane de bunun tam karşısına birebir aynı şekilde yapılacak ama malzemelerim bitti. <laughs> malzemelerim bittiği için artık elimizden ne geliyorsa odur abi. Elimizden ne geliyorsa odur. Sonraki bölümde görüşene kadar sevgili YouTube, sevgili Kik benden bu kadar.